Beni iyi takip edenler bilir. Mayıs ayında Thiago Çukur'la alakalı bir video çekmiştim. O dönem Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Oyuncu 15 gün sonra milli takımın aday kadrosuna çağrılmıştı Stefan Kuntz tarafından. Ama işte gel zaman git zaman oyuncuyla anlaşan kulüp Fenerbahçe oldu. Bir golcü arayışı var Fenerbahçe'de biliyorsunuz. Tabii daha majör isimlerle ilgileniyor Fenerbahçe ama birdenbire Thiago Çukur'la da ilgilenilmesi, hatta transferi bitirme noktasına getirmesi hem şaşkınlıkla karşılandı hem de acaba Jorge Jesus majör bir santrfor istemiyor mu sorusunu da beraberinde getirdi. Ben tahmin etmiyorum yani sadece Thiago Çukur'u alarak santrfor noktasındaki transferi artık tamamladıklarını, ama elbette transfer dönemi bu. Yani hocanın istediği santrforlar oldukça pahalı. Yani bunu eğri oturup doğru konuşmak lazım. Carlos Vinicius, Sörloth gibi isimlere tekrar yöneldi Fenerbahçe ama onlar da tuzlu. Şimdi Thiago Çukur kim? Herkesin kafasındaki soru bu. Ben de bu soruya mümkün mertebe yanıt vermeye çalışacağım. Ama kapalı kutu bir oyuncu olduğunu da söylemek gerekiyor. Yani çok fazla maç oynama pratiği yok. 55 tane maçta oynadı sadece. Ama buna rağmen milli takıma seçilecek kadar potansiyeli yüksek, Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile anılacak kadar gelecek vadeden bir oyuncu. Öyleyse bu oyuncuyu anlatmak gerekiyor. Biz de 3-4 maçını takip etmeye çalıştık, bazı videolarını izledik ve bir detay çıkartmaya çalıştık. Hadi bakalım. Öncelikle her oyuncuda yaptığımız gibi oyuncunun tevellütünden biraz bahsedelim. Thiago Suer Barbaros Çukur, tam ismi bu. 30 Kasım 2002'de Amsterdam'da dünyaya geldi. Hollanda altyapısı yani Thiago Çukur. Feyenoord ve AZ Alkmaar'ın altyapısından yetiştikten sonra İngiltere'nin yolunu tutuyor ve burada Watford takımına transfer oluyor. Yani Watford'a giderken de bonservisi elinde gidiyor bu arada. Watford'da onu Doncaster'a kiralıyor. Geçtiğimiz sezon 26 maçta oynadı Thiago Çukur ve bu maçlarda bir gol atarken bir de asist yaptı. Elbette bir santrfor için bu rakamlar hiç tatmin edici değil ama oyuncunun gelişmekte olduğunu söyleyelim. Ocak 2021'de Watford'un U23 takımına geri döndü ancak A takıma yükselemedi. A takımla antrenmanlara çıkıyordu ama 6 aydır pek fazla futbol oynamayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi biraz transferle ilgili detaylara girelim. Watford'un oyuncusu biliyorsunuz Thiago Çukur. Fenerbahçe oyuncunun durumunu gözetmek adına buraya bir çıkarma yaptı ve anlaşma da sağladı. Hem Watford kulübü hem de Thiago Çukur bu transferin gerçekleşmesini sağladı. Yani eğer son dakikada bir pürüz çıkmazsa Thiago Çukur artık Fenerbahçe'ye transfer olacak. Peki nasıl bir oyuncu? Bazı hücum oyuncuları vardır, bu maçta kesin gol atar hissi verir. İşte bu çocuk her maçta gol atar hissi veriyor ama çok skorer bir oyuncu olmadığını söyleyelim. 20 yaşında bir oyuncu ama çok fazla skorer bir kimliğe sahip değil santrfor olarak. Aslında şimdi 1.97'lik dev bir oyuncudan bahsediyoruz. Böyle olunca bir pivot santrfor mu geliyor diyebilirsiniz. Hayır, aslında o boyla orta sahada bile oynayabilir. Çünkü top tekniği çok iyi. Hava topları, denge, görüş, ciğer, dalak, güç, dayanıklılık ne ararsan bu çocukta var aslında. İstatistikleri çok da yanıltıcı olabilir. Yani izlerken seyirciye bu çok gol atar hissi veriyor. Yani gol atmasa bile asisti var. Hücumda birçok iyi hareketi mutlaka var. Gerçekten iyi bir potansiyel ama geleceğe yatırım mı yoksa ya tutarsa transferi mi? İşte bu noktada biraz kapalı kuyumuş gibi gelebiliyor insanlara. Elbette gelişim sürecinde Fenerbahçe'ye geliyor. Belki imza sezonlarını, kariyerinin en iyi dönemlerini Fenerbahçe'de de geçirebilir Thiago Çukur. Ama işte açıklamak biraz da zor. Oyuncunun teknik özelliklerini anlattık ama saha içerisinde nasıl bir konumda olacağına dair benim ciddi şüphelerim var. Bazı oyuncuların mevkisi geç oturur. Kimisi 21-22 yaşında santrfor olur. Mesela Burak Yılmaz sağ kanat oyuncusu olarak gelmişti Fenerbahçe'ye. Hatırlayın, Beşiktaş'ta ilk dönemde de santrfor değil de orada da sağ kanat oyuncusuydu. Antalyaspor'da da aynı şekilde. Ama ne oldu? Santrfor'a evrildi. Türk futbolunun en iyi santrforlarından biri oldu. Yani 1.97'lik boyuyla o güç, o dengeyi sağlayabiliyorsa orta alanda bile oynayabilir. 9.5 numara gibi de oynayabilir. Hatta hızı da var, kanatlarda da oynayabilir. Ben santrfor olarak görmüyorum, göremiyorum daha doğrusu. Çünkü çok fazla bir nüve de yok elimizde. 4-5 tane maçı izlemeye çalıştık ama gerçek anlamda bu oyuncu santrfor diyemiyorum ben. Bir kere top kapma sezileri çok yüksek, pozisyon bilgisi de var. Yani Matic gibi bir
fiziğe de sahip. Henüz 19 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz ve mevki değiştirilebilirse çok daha iyi bir oyuncuya dönüşebilir. Yani Stefan Kuntz Hoca ya da Jorge Jesus'un teknik ekibi, Fenerbahçe'nin scout ekibinin bir bildiği vardır diye düşünüyorum. Elbette şu var, yani esas santrfor daha gelmedi Fenerbahçe'ye. Eğer gelmezse Thiago Çukur'un oynama süresi de artar ama mutlaka gelecektir. Yani bu işin bir de tepki tarafı da var. Eğer Fenerbahçe santrforsuz bir şekilde sezona başlarsa bu çok büyük bir tepki çeker. Esas majör bir isim bekliyor Fenerbahçe taraftarı ki haklıdırlar da bu noktada. Ama eldeki oyunculara da çok haksızlık etmemek lazım. Özellikle Serdar Dursun'a. Ama büyük takımlar büyük hedefler peşindedir ve büyük oyuncuların peşinden de koşmak zorunda. Her ne kadar altyapıya önem versek de, genç oyunculara ehemmiyet göstersek de yine böyle bir iki tane önemli santrfor, bir sonraki satışından para kazanılabilecek bir santrfor almalı takımlar. Thiago Çukur böyle bir çocuk değil. Henüz potansiyeli olan, gelişime açık, henüz daha tam olmamış bir oyuncu. Ama santrfor olarak da tam olmamış bir oyuncu. Potansiyeli iyi. Dedik ya, yani gerçekten kumaşı çok sağlam ama yontulması gereken değerli bir taş.